Aferin, aferin, Beste aferin, Beste aferin. Tek tek. Evet, tamam. Evet, evet, Bestecik. Besteciye altınlar takılıyor, bilezikler takılıyor. Aferin Besteciye, maşallah. Ne kadar güzelmiş. Ay, 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 ay. Burada taktık. Beste. Dur abla, burada takalım. Abla, evet, altınlar. Efendim, öncelikle geçmiş olsun. Neler yaşandı? Vallahi çarşıya çıkıyorduk aracımızla. Elimize aldık. Yani tavana koydum yanlışlıkla. Bir 3 kilometre gittikten sonra zaten düşmüş. O sonradan fark ettik. Sancaktepe AS İş Büro Amirliği'ne geldik. İfade verdik. Allah razı olsun. 3 gündür bizimle uğraşıyorlar bu olayla ilgili. Onlardan tekrar Allah razı olsun diyorum. Onlar buldular benim malzemelerimi. Çok teşekkür ederim. Ne kadar altın vardı? 46-47 milyara yakındı. Allah razı olsun. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Beste bebeğin altınları, evet, da geri geldi. Onun bileziklerini en çok da hanımdan, onun bileziklerine sevindim zaten. Evet. İşte kavuştu yani. Ben işim gerçekten rahattı. Bulacaklarına emindim. Sancaktepe Asayiş Büro Amirliği'nin. Emindim yani. Evet. Çok rahattı içim. Hanım biraz çok sıkıntı oldu, yaşadı. Bayağı üzüntü yaşadı. Bayağı üzüntü yaşadı. Ben onu getiremedim şimdi. Evet. Mecburiyetten bu şekilde oldu yani. Efendim, altınlar nasıl bulunmuş? Asayiş, Sancaktepe Asayiş Büro Amirliği'ne biz başvurduğumuzda bütün MOBESE kameralarını 3 gün boyunca takibi almışlar. Her saat, 1 saatte bize bilgi verildi. Çok teşekkür ediyorum onlara. Yani 1 saatte bilgi verdi. Bizim içimizi rahatlatmak için her seferinde bulunacak. Siz rahat olun. Her şeyi söylediler bize. Bizim rahattı yani içimiz. Aradılar beni. Böyle böyle dediler. Bulundu dediler. Biz de öyle geldik buraya yani. Teşekkür ederim. Yani çok sevindik. Çok teşekkür ederim ben de. Efendim, altınları aldınız. Niçin bilgi vermediniz? Unuttum. Unuttunuz mu bilgi vermeyi? Evet. Mustafa Özcan, eşi ve 6 aylık bebeğiyle birlikte yaklaşık 50 bin lira değerindeki içi altın dolu çantasını alarak araçlarının yanına geldiler. Mustafa Özcan içi altın dolu çantayı aracının tavanına bıraktı ve Özcan ailesi altınların aracın üzerinde olduğunu unutarak hareket etti. İçi altın dolu çanta yaklaşık 2 kilometre sonra yere düştü.